Şimdi ve gelecekteki yaşam konforunuz Köse İnşaat'la gerçekleşiyor. Köse İnşaat 40 yıllık tecrübesi, konusunda uzman kadrosu ve modern tasarımlarıyla sizler için yepyeni bir yaşam inşa ediyor. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse Bandırma Caddesi numara 67'de. Köse İnşaat Limited Şirketi spor haberlerini sunar. Sevgili seyirciler, Balıkesirspor bugün Atatürk Stadı'nda çok önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Urfaspor'la bugün kendi evinde karşılaşacak Balıkesirspor. Atatürk Stadı full sevgili seyirciler ve Balıkesirspor Urfaspor karşılaşmasını Erzincan bölgesinden Ercan Hellaç yönetecek. İlk düdüğü çalıyor hakem ve Balıkesirspor karşılaşmaya başlıyor. Uzun bir top. Urfaspor savunması dikkatli ve top dışarıda. Şimdi Balıkesirspor hata. Ceza alanı içerisine kafalardan seken top. Sağ taraftan Uğur ceza alanı içerisine girdi. Çalımlarla rakiplerini çalımladı. Vurma aşamasında vuramıyor sevgili seyirciler. Şimdi Urfaspor köşe atışı kullandı. Savunma uzaklaştırdı. Dönen top. Bir kez daha içeriye sevgili seyirciler ve ceza alanı içerisinde tehlike. Ahmet Güven topla buluştu. Vurdu top ağlarda. Bütün Balıkesirsporlu futbolcuların şu anda izliyorsunuz sevgili seyirciler. Biz durdurduk pozisyonu ve topla buluşan Ahmet Güven ve topu ağlara gönderiyor. 16. dakikada Balıkesirsporlu futbolcuların offside itirazları var. Şimdi golden sonra Balıkesirspor atakları. Ceza alanı içerisinde Uğur sağ direk, sol direk ve girmedi sevgili seyirciler. Bir kez daha izletecek bize Demirhan. Evet, Uğur ceza alanı içerisine girdi. İzliyorsunuz. Önce sağ direk, sonra sol direk. Neredeyse fizik kurallarına aykırı bir şekilde top girmiyor içeri sevgili seyirciler. Bu da Balıkesirspor adına kaçan bir pozisyondu. Yine Balıkesirspor kalesinde tehlike. Ceza alanı içerisine gönderilen top tehlikeli bir şekilde kaleye paralel bir şekilde gidiyor ve bu da Balıkesirspor kalesinde yaşanan bir tehlikeydi. Ceza alanı içerisinde içeriye orta kafalardan seken top ve sonrasında Urfaspor savunması topu uzaklaştırıyor. Artık ilk yarıda son anlar sevgili seyirciler. Olcay ve hakemin ilk yarı için son düdüğü ve ikinci yarı başlıyor sevgili seyirciler. İkinci yarının hemen başı 46. dakikanın içerisindeyiz. Urfaspor kendi aralığından çıkma çabası içerisinde. Muhammed ceza alanı içerisine girdi. Birinci rakibini geçti. İkinci rakibine takıldı. Top dışarıda. Hakemin kararı köşe atışı. Muhammed köşe atışını kullanacak. Atış kullanıldı. İki Balıkesirspor futbolcu var. Sedat Yeşilkaya'ya çarpıyor. Top içeride ve Balıkesirspor 46. dakikada beraberliği yakalıyor. Karşılaşmanın ikinci yarısı henüz başladı ve Balıkesirspor beraberliği yakalıyor. Sevgili seyirciler, golü bir kez daha izliyoruz. Orada Salih var önde. Arkada Uğur var. Onların müdahaleleri ve Sedat Yeşilkaya'ya çarpan top ağlara gidiyor. 46. dakikada Balıkesirspor beraberliği yakalıyor. Çok erken geldi gol. İyi de oldu. Balıkesirspor büyük moral buldu. Ceza alanı içerisinde. Bu defa Muhammed sol ayağınla vuruşu yanağlarda. Balıkesirspor'un atakları arka arkaya devam ediyor sevgili seyirciler. Yine Muhammed ceza alanının dışından vuruşu kaleci son anda tokatlıyor ve köşe atışı kullanacak Balıkesirspor. Bir kez daha izliyoruz Muhammed'in vuruşunu. Yine Balıkesirspor hata. Coşkun kaleciyle karşı karşıya vuruşu top ağlarda ve 2-1 durum.
70. dakikada Balıkesir Spor galibiyet golünü yakalıyor ve işte seyircilerle bu şekilde paylaşıyor sevincini Balıkesir Sporlu futbolcular. Bir kez daha izleyeceğiz. Muhammed'in pası, Coşkun kaleciyle karşı karşıya çok soğukkanlı bir şekilde plase bir vuruşla topu ağlara gönderiyor ve Balıkesir Spor 70. dakikada 2-1 öne geçiyor. İşte Atatürk Stadı'ndaki 15 bin seyircinin sevinci bu şekilde galibiyet golüyle birlikte. Balıkesir Spor hata. Ceza alanı içerisine Muhammed girdi. Vuruşu direkten döndü. Dönen top Coşkun. Kafa vuruşu üstten out. Herkes bu pozisyonda saç baş yoluyor sevgili seyirciler. Muhammed güzel vurdu, direkten döndü. Dönen top Coşkun ve kulübeyi izliyorsunuz sevgili seyirciler. Teknik direktörler, antrenörler, yöneticiler bu pozisyonda işte bu şekilde. Dönen top Muhammed, ceza alanı içerisi vuruşu yandan out. Durum 2-1 şimdi sevgili seyirciler. Balıkesirspor hata. Muhammed, Mustafa Kayabaşı sağ taraftan ceza alanı içerisine girdi. Coşkun kafa vuruşu top ağlarda. 86. dakikada Balıkesir Spor durumu 3-1 yapıyor ve rahatlıyor. Urfa Spor karşısında Balıkesir Spor 1-0 mağlup durumdan 3-1 galip duruma geliyor ve Atatürk Stadı'nda bayram var şu anda. Mustafa ceza alanı içerisine, Coşkun yatarak vuruşu, kaleci kıpırdayamıyor bile ve top ağlarda. Şimdi Urfa Spor hata ve son anlar, son düdük. Balıkesir Spor Urfa Spor'u 3-1 mağlup ediyor ve puanını 39'a çıkarıyor sevgili seyirciler. Köse İnşaat Limited şirketi spor haberlerini sundu. Cilt analizi nedir? Cilt analizinde öncelikle cildin gözenek durumu, yağlanma oranı, herhangi bir leke izi var mı, o tarz bir değerlendirme yapılır. Ona yönelik işte yağlı cilt, kuru cilt, nemsiz cilt ya da karma cilt bir şekilde belirleme yapılıp cilt yapısına uygun tedavi programı hazırlanır. Hisarpen, seçkin yaşam tarzınız için seçkin ürünler sunmaya devam ediyor. PVC doğrama, patentli ısı cam üretimi, panjur, camlama balkon, giydirme cephe, siding kaplama sistemleri, ergonomik mutfaklar, Hisar iç kapılar, Hilton banyolar, ayrıca Kale Çelik Kapı bölge bayiliği ile sizlere güvenli ve konforlu bir yaşam sunmaya devam ediyor. Ürünlerimize Hisarpen showroomlarda ulaşabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bizde ihtiyacınız olan her şey var. Hisarpen Merkez Showroom, İzmir Yolu Ticaret Meslek Lisesi karşısı, fabrika İzmir Yolu 3. kilometrede ve organize sanayi bölgesinde. Bekkiler Metal Makine Anonim Şirketi'nin varlığından doğan fabrikamız, çivi ve tel üretmek amacıyla 2002 yılında Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş genç bir işletmedir. 30 bin metrekarelik açık alanda, 9 bin metrekarelik kapalı alanı ve 100 kişilik kadrosuyla ayda 2500 ton üretim yapmakta ve dünyanın 15 değişik ülkesine %50'sini ihraç etmektedir. Beksan Anonim Şirketi, genç kadrosu, teknolojik yatırımları ve almış olduğu ISO 9001-2000 belgesiyle kısa zamanda sektöründe Türkiye'nin lider firması haline gelmiştir.
Yenilikçi düşünce anlayışıyla 2009 yılında yatırımlarına devam eden firmamız, ürün çeşitliliği ve kalitesini daha da artırıp branşında Türkiye'deki liderliğini dünya çapına taşımayı hedeflemektedir. Beksan Çivitel AŞ hava durumunu sunar. Sayın seyirciler, il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde yarın hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 10 derece. Bigadiç yağmurlu, en düşük 1, en yüksek 9 derece. Sındırgı yağmurlu, en düşük 1, en yüksek 9 derece. Edremit yağmurlu, en düşük 6, en yüksek 11 derece. Bandırma yağmurlu, en düşük 2, en yüksek 10 derece olması bekleniyor. Salı günü il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yağmurlu, en düşük 0'ın altında 1, en yüksek 7 derece. Bigadiç yağmurlu, en düşük 0'ın altında 2, en yüksek 6 derece. Sındırgı yağmurlu, en düşük 0'ın altında 2, en yüksek 6 derece. Edremit yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 9 derece. Bandırma yağmurlu, en düşük 0'ın altında 2, en yüksek 6 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü ise il merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yağmurlu, en düşük 0'ın altında 2, en yüksek 4 derece. Bigadiç yağmurlu, en düşük 0'ın altında 3, en yüksek 5 derece. Sındırgı yağmurlu, en düşük 0'ın altında 3, en yüksek 5 derece. Edremit yağmurlu, en düşük 3, en yüksek 8 derece. Bandırma yağmurlu, en düşük 0'ın altında 3, en yüksek 5 derece olması bekleniyor. Beksan Çivitel AŞ hava durumunu sundu.